Şalom Bu haftaki peraşamız Kedoşim peraşası. Kedoşim tiyu ki kadoşane diyor Tanrı. Kutsal olun, özel olun çünkü ben kutsalım ve özelim diyor Tanrı. Malbim bu pasuha şu açıklamayı getiriyor. İmmi kaçim meala teva. Yani kendinizi doğa üstünde farklı kılabilirsiniz eğer. O zaman diyor ben de diyor doğayı sizin için farklı şekillerde kullanabilirim. Yani siz hükmederseniz kendinize ben de sizin tabiatta ve doğaya hükmetmenize yardımcı olurum diyor. Şöyle anlatıyorlar bu olayı. Bir bayan 10 sene boyunca çocuğu olmuyor. Ve düşünebiliyor musunuz diyor Rabiler 10 sene boyunca bir sürü tedavi, bir sürü müdahale ve sonuçta hala bir çocuk sahibi olamamak. Ve bir gün... Bu bayan bütün raporlarını ve bütün belgelerini, tedaviyle ilgili her şeyini toplayarak taksi çağırıyor. Ve taksiye ediyor ki, beni diyor bu ülkedeki en büyük rabiye götür. Taksici de alışık olduğu adrese Ravishlomo Or Zalman Orbaha götürüyor. Arab Orbaha vardığı zaman bayan içeri giriyor. tabi sırayı bekledikten sonra ve durumu izah ediyor ne kadar zorlandığını ve ne kadar artık yaşam heyecanının kalmadığını anlatırken Rabbi diyor ki bir dakika diyor. Bil ki diyor Tanrı sana hiçbir şey mecbur değil. Hiçbir şey yapmaya da mecbur değil. Yani sana çocuk vermeye mecbur değil, sana koca vermeye mecbur değil, sana ev vermeye mecbur değil, sana geçim vermeye mecbur değil, hiçbir şey mecbur değil. Bu kadar heyecanla gittiğim Rabbi'nin yanında bu cümleleri duymak başımdan kaynar sular inmesine sebep oldu diyor. Ve ekliyor bayan, acaba tek söyleyeceği cümle bu muydu Rabbi'nin? Ve bayanın yüzü asılıyor ve tam çıkmak üzereyken odadan Rabbi bir dakika diyor. Yalnız diyor eğer sen zorunlu olmadığın bir şeyi yapar isen eğer emin ol ki diyor tanrı da zorunlu olmadığı bir şeyi senin için yapacaktır. Yani Bayan şöyle algılıyor olayı. Demek ki ben mecbur olmadığım bir şeyi yapmam gerekiyor. Bütün yol eve gidene kadar bununla kafasını kurcalanıyor. Ve sonunda eve geldiği zaman şu karara varıyor. Acaba doğumhaneye gitsem? Doğum yapan bayanlara, oradaki bebeklere yardımcı olsam. Mecbur olmadığım bir şey olarak tanrı katında önem taşır mı? Ve gerçekten bunu yapıyor. Fakat orada hissettiği duygu çok da dikkate alınmadı. İnsanların kendi neşeleri ve meşgalleriyle zaten meşgul olduğu, hatta götürdüğü hediyelerin hiç fark edilmediği olmasıydı. O da yönünü maalesef onkoloji bölümüne çeviriyor. Yani var olan bütün enerjisini kanser tedavisi olan ve iyileşmeyi ümit eden insanlara yöneltiyor. Veralarından geçip onlara küçük küçük hediyeler, onlarla ilgilenmeler, hatır sormalar, ve canı pahasına orada vakit geçirmeye başlıyor. Ve bu noktada Yahudileri iyi yaptığını ve iyilik olabileceğini tüm kalbiyle inanarak yapıyor. Ve söylediği şey şu ki bayanın tam 9 ay sonra bebek kucağımdaydı. Malbib'in dediğine göre eğer kişi yeryüzündeki maddi maneviyatla kutsayabilirse ve bunu doğa üstünde bir şekilde gerçekleştirebilirse işte bu sırrı Tanrı görüyor ve Tanrı da doğayı onun için kırarak yani doğa üstü bir harekete onay vererek olayın istenilen sonuçta gerçekleşmesini sağlıyor. İşte o yüzden bayanın 10 sene bebek sahibi olamadığı ancak mesirut nefes dediğimiz doğa üstü mecbur olmadığı bir şeyi canı gönülden yapıyor olması karşılıksız bırakılmamış oluyor. Bizler de inşallah yaptığımız her şeyi doğa üstü olarak yapmaya çabalar ve Tanrı cevaplarını ve yardımlarını her daim almaya layık oluruz. Hepimize şabat çalıyor.